Ayaklarını örmeye başlıyoruz. Zehirli halkamızın içine 8 tane sık iğne örerek başlayalım. 1 2 3 5 6 7 ve 8. 8 sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı sıkıştırıyorum iyice. 8 sık iğne. 8 tane arttırma yapacağım şimdi. Toplamda 16 sık iğne olmuş olacak. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bir ve 12, 13, 14, 15, 16. İkinci sıramız 16 sık iğne ile tamamlandı. 3 ve 4. sırayı hiç arttırma eksiltme yapmıyoruz. 2 sıra 16 sık iğne örüyoruz. Üçüncü sıramı 16 sık iğne ördüm. Dördüncü sıramı da aynı şekilde örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü sıramızda 16 sık iğneyle tamamladık. Şimdi beşinci sıradayız. Beş sık iğne yapıyoruz. Bir, iki. Burada ilmek belirleyicimi takabilirim. Bir, iki. Üç, dört ve beş. 5 sık iğne yaptım. Şimdi 3 tane azaltacağım. 1 azalttım. 2 azalttım ve 3.'ü azalttım. 3 tane azaltma yaptık. Şimdi 5 sık iğne daha örüyorum. Toplamda 13 sık iğne olmuş oldu. 1 2 3 4 ve 5. 13 sık iğne oldu. 6. sırada 5 sık iğne tekrar yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 sık iğne yaptık. Bir tane eksiltiyoruz. Altı sık iğne yapıyoruz. Evet, toplamda 12 sık iğnem olmuş oldu. Şimdi ilerlemeden içine çok az elyaf koyacağım.
İçine biraz elyafla doldurduk. 7. sıradan 11. sıraya kadar 5 sıra 12 sık iğne ördük. İçine çok az daha elyaf dolduruyoruz. Son bir sıram kaldı. Evet, elyafı da içine koyduk. 12. sıraya geldim. 6 eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. eksiltmemi yaptım. İlmek kaydırma yaparak hemen yanına ipimi kesiyorum. Evet. Ayağımızın birincisi hazır. İkincisini de ben daha önceden örmüştüm. Şimdi dikim aşamasına geçebiliriz. Oyuncağımızı dikme aşamasına geldik. Ben kolları dikmekle önce başlayacağım. İğneme ipliğimi geçirdim. Hemen şöyle görüntüsüne de bakabilirsiniz. Tam göğüs hizasının aşağısını da vücut kısmına ekleyeceğim. Öncelikle sabitlemeye çalışacağım. Şöyle ipi geçirdikten sonra hemen boynunun bitim noktasına ben dikeceğim sırayla. Bütün ilmeklerden geçirerek. Bu şekilde birinci kolumu diktim. Hemen ipliğimi arkadan herhangi bir yerden birkaç kez geçirip diğer kolumu diktikten sonra o iplikle düğüm atarak bitireceğim iki kolun dikimini. Birinci kolu diktim. Şimdi ikinci kolu dikmek için ipliği iğneme geçireceğim. Şöyle ipimi tam üst kısma gelecek şekilde yaptım. Hemen ikinci kolu da yine aynı göz hizasında dikiyoruz. Eğer karıştırıyorsanız iki kol arasında bakın şöyle sık iğneleri sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sık iğne olacak şekilde dikebilirsiniz. Hemen bu şekilde ben kolunu diktim. Şimdi aynı şekilde ipliğimi birkaç yerden geçireceğim.
ipliğe düğüm atıyorum. Kalan parçaları kesip kestim ve şimdi içine ipi gizleyeceğim. Kollarımız hazır. Şimdi ayaklarını dikeceğiz. İğneme, ipliğimi geçiriyorum. Hemen ayak kısmında şöyle ipimi daha düz olması için geçirdim ben. Siz kendiniz nasıl rahat dikiyorsanız aslında öyle dikebilirsiniz. Hiç sorun değil. Hemen ayağını sağ taraftaki ayağa dikiyorum. Sağ kolunun alt kısmına dikeceğim. Eğer bir sıra olarak düşünürseniz hemen kolun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırasının hizasına dikebilirsiniz. Ben şöyle elimle tutarak dikmeye çalışacağım. Sağ ayağını dikmiş olduk. Şimdi sol ayağına geçiyorum. Aynı şekilde ipimi bu tarafa geçirdim. Daha rahat dikebilmek için bu işlemi yapıyorum. Yine aynı hizada diğer ayağının bakın aynı hizasında şöyle yapabilirsiniz. Ayağı buradan dikmiştim. Bu sırada devam edip hemen sol kolunun alt kısmına sabitliyorum. Şu şekilde. Şimdi dikime başlayacağım. Hemen birinci ipliğimi sabitledim. Artık ayağım buraya dikileceğinin belirtisi olsun diye. Şimdi birkaç kez bu şekilde dikeceğim. Biraz alt kısımdan da dikmeye çalışacağım. Şöyle iç kısmı. Bu şekilde ikinci ayağı da dikmiş olduk. Şimdi ipimi sabitlemek için son bir kez daha batıracağım. Herhangi bir yerden geçiriyorum ve en son düğüm atarak bitiriyorum. İpimizi iç kısma tığımızla birlikte alıyoruz. Evet, ayaklarımız da hazır. İsterseniz böyle oturtturabilirsiniz. Ayakta da tutabilirsiniz. Şimdi kulaklarını dikeceğim.
Eşiğimi geçirdim. Hemen sağ gözünün üst kısmına doğru şöyle şu şekilde dikim yapacağız. 1, 2, 3, 4. sıra olmuş oluyor. 1, 2, 3 ve 4. Hemen şu şekilde iğnemle sabitlemek istiyorum. Şu küçük iğnelerimle. Toplu iğne de kullanabilirsiniz. Bu kısmı zaten dikeceğim. Sağ tarafını yapmam yeterliydi. Evet, hemen biraz ön tarafı alalım. Gözünün şöyle hizasında dikiyorum. Hatta biraz daha öne alabilirim. Şu şekilde dikebilirim. Hemen kendi kalan şu son parçasıyla düğüm atarak içeriye saklayacağım ipimi. İki defa düğüm attım. Evet. Şimdi ipimi keserek iç kısma saklayacağım. Şöyle arkadan. Evet, sakladık. Birinci kulağımızı dikmiş olduk. Sol kulağını sabitledim ben iğnemle. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 sıra geçtim. Sağ kulağını buraya hemen sağ gözünün hizasında yaptım. Aynı şekilde 4 sıra geçtim ve sol gözünün hizasına getirdim kulağını. Şimdi dikim aşamasını yapacağız.
şekilde diktim. Şimdi birkaç yerden geçiriyorum ipimi sağlamlaştırmak için. Ve en son kalan parçasıyla aynı yerden çıkartıp düğüm atarak tığımla iç kısmı alacağım. Sol kulağında dikmiş olduk. Şimdi ağız kısmını ve atkısını yapıp oyuncağımızı tamamlayacağız. Şimdi ağız ve burun kısmını yapacağız. Beyaz iplik kullanıyorum. 3 tane zincir çekeceğim. Bir, iki, üç zincir çektim. Şimdi hemen ikinci zincirime bir tane arttırma yapıyorum. Bir ve iki. Arttırmamı yaptım. Şimdi dört tane sık iğne yapacağım etrafına doğru. Yani bir hemen yanındakine, sonra diğerine yapacağım. İki. Sırayı dönüyorum karşı tarafa doğru. 3 saniye, şöyle 3 ve 4 4 sık iğnemi yaptım. Şimdi bir tane zincir çekip hemen şuraya bir artırma yapacağım. Bir ve toplamda 8 sık iğnem olmuş oluyor. Şöyle sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi ikinci sırada olmuş oluyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. İki tane sık iğne yapacağım. Şimdi tekrar iki tane arttırma yapıyorum. Birinci arttırmayı yaptım. Şimdi ikinci arttırmayı yapıyorum. Şimdi tekrar iki sık iğne yapıyorum. Bir. İkinci sık iğnemi de yaptım. Şimdi son arttırmamı yaparak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde. İlmek kaydırma yaparak ipliğimizi kesebiliriz. Biraz uzun kesiyorum dikmek için yüz kısmına. Hemen ipliğimi çıkardım. Bu şekilde. Şimdi üzerine siyah burun işleyeceğiz. Önce siyah burun işledikten sonra yüzüne dikebiliriz. Daha kolay olacaktır. Şu alttaki ipliğimi çektim, kestim. Evet, ben şöyle tuttum. Yani iplik altta kalacak şekilde. Hemen şu üst kısma böyle birkaç defa aynı yerden dikim yapacağım.
Şöyle bir iki tane daha yapıp ağız kısmına geçeceğim. Şekilde işlemimi bitirdim. Şimdi ağız kısmını hemen şu alttaki boşluktan geçiriyorum. Bunun arasından istediğiniz yerden geçirebilirsiniz. Önce bir çizgi yaptım. Bu şekilde. Daha sonra sağ taraftan bir tane daha yapıyorum. Bir de sol taraftan. İğnemi batırabilirsem yapacağım. Evet. Bu şekilde. Ağız kısmını bu şekilde işledik. Arka taraftan ipimi düğümleyeceğim çünkü sökülmesin diye. Şimdi kalan iplikleri kesip yüzüne dikme aşamasına geçeceğiz. Şimdi beyaz ipime iğnemi geçiriyorum. Hemen şöyle yanındaki boşluktan ipliğimi geçirdim. Şöyle bir kez daha geçirmek istiyorum. Bu şekilde. Şimdi tam gözlerinin orta kısmına sabitliyorum ve dikmeye başlıyorum. Evet, yüzünün herhangi bir yerinden geçiriyorum tekrardan. Sonra ipimi kaybedeceğim.
Evet, ayıcığımız bitti. Şimdi atkıyı birlikte örüp tamamlayacağız. İstediğiniz renk kullanabilirsiniz. Ben sarı renk seçtim. Elli bir tane zincir çekeceğiz. bir tane zincirimi çektim. Toplamda 51 zincir var. Şimdi hemen ikinci zincirime bakın. 1 2 sık iğnemi yapıyorum. Bundan sonraki 50 tane pardon 48 tane tekli trabzan yapacağım. Yani ilmeğimi tığıma doluyorum. Hemen üçüncü zincirimin üzerine batıp içinden geçiriyorum. Bütün sırayı bu şekilde yapacağım. İlmeğimi ipimi doladım. Zincirimi tığımı geçirip içinden geçirdim. Yani tekli trabzan yapmış oluyorum. İlmeğimi doladım, tığıma geçirdim. İkisinin içinden geçiriyorum. Bütün sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Kırk sekiz tane olacak.
Son bir zincirimiz kaldı. Ona da sık iğne yaparak şöyle tamamlıyoruz. Evet, bir zincir çekiyorum sıkı kalması için. İpliğimizi kesiyoruz. Bu şekilde atkımız hazır. Ben şuralarına pompon yapmayı düşünüyorum. O yüzden şimdi birkaç nasıl hazır. Bu şekilde görüntüsü. Şu baş kısımlarına pompon yapmayı düşünüyorum. Yine aynı renk kullanacağım sarı ipimden. Şöyle orta parmağıma birkaç kez dolayacağım. Evet, parmağımdan çıkartıyorum. Şimdi tam ortasına şöyle bulup, hatta şöyle yapalım. İpliğimden keseceğim. Tekrar şöyle ortasından başka bir iple bağlayacağım. Şu şekilde bağlıyorum. Evet. Şimdi bu kısımları keselim. Bu şekilde pomponum hazır. Hemen şu kısmına böyle takacağım. Bir tane daha yapıp dikimi göstereceğim. Ben böyle uçlarına pompon yaptım. Şimdi ayıcığımızın boynuna dalayabiliriz. Şekilde. Baby tedimiz hazır.